Takım oyununa hoş geldiniz. Süper Lig'de heyecan sürüyor. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe Sivas deplasmanından 10 kişiyle 3 puanla dönüyor. Trabzonspor deplasmanda Konyaspor 10 kişi kaldığı maçta mağlup oldu haftayı puansız tamamladı. Hem bu iki karşılaşmayı mercek altına alacağız hem de futbolda gözler Beşiktaş Galatasaray derbisine çevrildi. Derbiye dair en sıcak gelişmeleri de takım oyununda sizlerle paylaşacağız. Reha Kapsal, Zeki Uzundurkan ve Cem Pamiroğlu takım oyununda bizlerle birlikte hoş geldiniz hoş takım oyununa diyelim. Ve günün iki maçının özet görüntülerini ekranlara taşıyalım. İki maçın özet görüntülerini de getirdik ekranlara. Fenerbahçe zorlu Sivas deplasmanından üstelik 10 kişi kalmasına rağmen 3-0'lık galibiyetle dönüyor. Başka değil ne? E, derbiyi bu akşam rahat izleyecek Fenerbahçe diyebiliriz herhalde Cevap Hocam. Evet ne stresi yüksek. Maçtan öncesi gerilimi bol bir maç olarak düşünüyorduk hep. E, geçen hafta özellikle içeride kaldığı beraberlik arkasından Jorge Jesus'un sağ içindeki olayları ve bir anda... Fenerbahçe sanki ligi havlu atmış gibi bir izlenim vardı. Öyle de konuşmalar oldu bütün bir hafta boyunca. E, bu hafta e, tabii ki Sivas maçı çok önem kazandı. Aslında maça e, maçın iki tane kırılma anı vardı ki bana göre o çok önemliydi. E, önce Valencia'da geçmiş olsun diyelim e, gerçekten bir an evvel sağlara dönmesini temenni edelim. E, Valencia'nın e, sakatlık anı kırılma anlarından en önemlisi bir, bir tanesiydi. E, sakatlıktan sonra yerine gelen geçen Rossi'nin e, oyun içerisindeki değişiklikleri ve e, daha sonra da e, İrfancanın atılmasıyla e, oyun oyunun içerisindeki değişimler önemliydi. E, Fenerbahçe'nin ben öncelikle defans e, düzenine baktığımız zaman Loan Perez'in girmesiyle beraber hem üçlü hem de dörtlüye evrilen bir anlayışla beraber Luan Perez ile beraber e, defans hattının iyi oynadığını düşünüyorum. E, oyuna geldiğimiz zaman da oyunun bütün e, ha, e, güzelliklerini ortaya koyan, orta sağ olarak baktığımız Arao e, ve de Arda Güler'in restelini de tekrar söylememiz lazım. Ferdi'yi çok ön plana çıkartmamız lazım. Ferdi'nin özellikle... E, Oyuna sol bek başlayıp sol önde ba devam edip arkadan sağ beke geçip sağ önde baş yani oyunun her tarafında bugün İki de Arda'yı atması. gördü. İki de golle süslemesi onu tabii ki çok ön plana çıkardı. Dolayısıyla çıkana kadar e, Arao'nun ortaya koyduğu enerji çok iyiydi. İsmail e, girdikten sonra çok önemli işler yaptı. Oyunun geneline baktığımız zaman Fenerbahçe'nin e, oyunu isteyen ve de buradan galip gelmeyi ben istiyorum diyen bir mesajı vardı. Tabii şunu da söylememiz lazım aslında o da tartışılır da Sivas Spor acaba çarşambayı mı düşünüyordu? Veyahut da Sivas Spor'un bu, bu, bu mücadelesi bu maç için yeterli miydi? Bu tartışılır. Sivas Spor mu kötüydü, Fenerbahçe iyiydi? mi tartışılır. Ama bir gerçek vardı ki Fenerbahçe bugün her hattıyla oyuna daha iyi hakim, daha iyi hazırlanmış ve de kurgusunu daha iyi yapmıştı. Dolayısıyla da Fenerbahçe bugüne kadar hep yaşadığı stresi bu sefer Galatasaray'a yaşatacak. Yarınki maçı gül oynaya televizyon karşısında bekleyecek bakalım. zoru kolaya çevirdi Fenerbahçe. İyi futbol vardı. Evet. Eksik kaldı. Valencia'yı kaybetti geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim Valencia'ya. Ama buna rağmen açın her dakikasında rakibine üstünlük sağlayan bir Fenerbahçe gördük bu akşam. Evet. Ya Fenerbahçe için maç 10. dakikada Valencia'nın sakatlığından sonra başladı. Yani orada bir şok geçirdi takım halinde ki Arda'nın bakışları vardı ve içinden kalbini tutarak dua ediyordu Valencia'ya bir şey olmasın diye. Ondan sonra zaten dediğimiz gibi çift forvetten tek forvetli bir sistemle Rossi'nin girmesi ki şunu gördüm ben aslında. Hani tek forvetli ya da tek santriforla Fenerbahçe daha iyi oynuyor. Ee, çift o öndeki ikili olunca hı hı. sanki Valencia Pedro olmuyormuş gibi yani tek Valencia ile daha başarılı olur ya da Pedro ile çünkü orta saha çok daha güçlü İşte Ferdi e, sol önde oynaması e, içeriye kat etmesi De, iki gol birden attı o da önemli yani yeni yeni bir şeyler keşfediyor e, Jesus aslında bu da irticalen oluyor aslında e, hoca deniyor mesela geçen hafta dedik ki o sahi Samuel niye yok? O sahi Samuel'i koyuyor, o sahi Samuel'i oynuyor. Yani Fenerbahçe'nin aslında bir madeni var yedek kulübesinde ve o 11'de. E, keşfetmesi çok zor. Oyuncular da kendilerini e, oynarken keşfediyorlar. Mesela e, Ferdi Kadıoğlu zaman zaman kenardan içeri katetip edip şutlar atıp güzel golleri oldu. Birkaç tane çok uzaktan jenerik bir goller oldu ama... bugünkünde bir Santrifor golü attı mesela o e, enteresandı. Ee, ilk i̇lk golü, Ferdi'nin ilk golünde bir santrifor gol attı. İkinci golü de Hakeza öyle. Yani e, zor gibi görünen bir deplasman da aslında. E, ben burada biraz da Sivas Spor'un e, kupa maçına odaklanmasın. Çünkü ligde son haftalarda başarılı sonuçlar alıp tehlikeli bölgeden yukarıya attılar kendilerini rahatladılar. Onlar için bence ligden ziyade kupa maçı daha önemli. Kupa maçına daha fazla asılacaklardır. Ama Fenerbahçe'nin de İstanbul Spor şokunu, o buhranı bu kadar çabuk atlatması önemli. Demek ki yönetimde oyuncularla ilgili onları motive etmişler, maçı hazırlamışlar. Ama şu bir gerçek, hiçbir takımda olmayan bir futbolcu topluluğu var Fenerbahçe'de. Her maçta farklı hikayeler yazıyorlar. Bazen hiç ummadığın bir oyuncu performansı düşüyor. İşte çok eleştirilen İrfan Can Kahveci son haftalarda işte asistleriyle ön plana çıkıyor. İyi futboluyla ön plana çıkıyordu. Bugün hani olmayacak bir yerde takımını yalnız bırakması, onun adına da üzücü, Fenerbahçe adına da üzücü oldu. Ama yani Serdar Aziz bakıyorsun giriyor, iyi oynuyor. Ya yani bu takımda Serdar Aziz her zaman oynar onu gördük. İrfan Can Kahveci'nin Max Guedel'in şutundaki o kurtarışı, ilk pozisyondaki kurtarışı. İrfancan yani, Can Eyribayat. İrfancan Ey Eyribayat'ın kurtarışı e, mu muhteşemdi. İki bir, tane var. Hani. İki tane birim Hı. ama Max ki yerden gelen bir şuttu. yani kurtarılacak bir pozisyon değil. Diğeri cepheden geldiği için hani uçmak için bir mesafe var. Pozisyon almak için ama ilkinde refleksi olağanüstüydü. E bunlar çok önemli. Fenerbahçe kendini hazırlamış. Şimdi Fenerbahçe eee yarınki derbiyi şöyle izleyecek Fenerbahçeliler işte e, çaylarını, kahvelerini, kuru meyvelerini alacaklar. Böyle yaslanacaklar. Gel keyfim gel deyip güzel bir derbi izleyecekler. Tabii ki burada e, maçın berabere bitmesi de çok hoşlarına gider. Beşiktaş'ın kazanması da hoşlarına girecek. Yani burada amaç öncelikle Galatasaray'ın kaybetmesi. Aynen. İkinci hedefte iki rakibinin de ikişer puan bırakması olacak ama ilk kez e bu kadar rahat maç izleyecekler. Demek ki hani Jesus diyordu ya biz niye Galatasaray'dan sonra oynuyoruz. Bu sefer önce oynadılar. Rakibi baskı altına soktular. Yani Galatasaray şu anda baskıda ne olursa olsun e, zor bir maç olacak onlar için işte. ama Fenerbahçe'nin ben bugünkü oyununu e, beğendim. Yani Fenerbahçe Sivas'ta hı hı. bu kadar net galibiyet alıyorsa e, İstanbul Spor maçının o e, stresinden sonra bu takım ee, şampiyonluk yarışında kartları yeniden dağıttı. Onu söyleyeyim. yani Ben dedi e, senin peşini bırakmayacağım dedi Galatasaray'a. Ben sonuna kadar yarışacağım ee, ve e, belki de şampiyon olacak. Belki deki kupayı alacak Fenerbahçe. Yani gitgide gide e, umutlarını tazeleyecek ki ben bundan sonra Fenerbahçe'nin e, çok puan kaybedeceğini düşünmüyorum ki Valencia'da hani to beyin tomografisi de sıkıntı çıkmadığı için. Takım e, uçağıyla, o, bilgiyi tabii. De müsaadenizle vereyim <laughs> az önce Fenerbahçe'den gelen açıklama. Takım uçağı ile birlikte döndü. Birinci açık zaten e, konuşmuş da yöneticilerle de hocasıyla da. E, orada kalmadı. Tedavisine devam edecek. Yani, Ciddi bir durumu yok. Tabii Giresun Çok Spor süpür. maçında Giresun deplasmanında Hı -hı. oynar. En önemlisi de Batu ile geliyor artık. Ekrana İyileşti. Batu Şuayi'de mutlaka. Görüntü takım uçağından. Monitörünüze bakarsınız. Evet evet ekranı. çok doğru. Çok güzel. Güzel, güzel fotoğraflar. Güzel. Çok şükür. Sevindirici evet. görüntüler meşesi yerinde. Evet. Konuşuyor arkadaşlarınla. Ee, ailemle de konuştum. iyi olduğumu biliyorlar diyor açıklamasında. Kendimi iyi hissediyorum. Bugün daha çok 3 puan aldığımız için mutluyum. Şampiyonluk yolunda yolumuza devam ediyoruz. Ailemle de konuştum iyi olduğumu biliyorlar. Açıklaması geldi yine Valencia'dan. Çok güzel. Yani ee, herhangi kötü bir durumu yok. Selahattin Baki Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi de e, destek olmuş kendisine. Bu paylaşımı yaptı. Fenerbahçe bu fotoğrafta da eşliğinde. Biz de sevinerek yapıyoruz paylaşımı. Önce sağlık çünkü. spor sağlığı. Yani, Renkler fark etmez. Doğru. Hiçbir bir insan hayatı her puandan çok daha değerli. Kesinlikle öyle. Şampiyonluktan, o kupalardan. Yani 3 puandan fazlasını kazandı evet. lafın kızası Fenerbahçe. Çünkü e, özgüven tazeledi. Derbiden çıkacak e, Galatasaray'ın e, kaybedeceği puan ve beraberlik e, ve yenilgi e, Fenerbahçe'nin işine gelecek. Ve baskı altına şu anda Galatasaray girmiş oldu. ha Baskıdan şöyle çıkar Galatasaray derbiyi kazanırsa, e, Onu aynı da derbi kazanırsa aynı şeyler devam eder de ama Fenerbahçe'yi ben beğendim açık söyleyeyim iyi oynadı.